Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Kampımızda temel kavramları göreceğiz. Ardışık sayıları tanıyacağız. Ardışık sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Daha sonra ileride soru çözüm videolarımızda bunlarla ilgili daha zor sorularımızı çözeceğiz. Ardışık sayılar önemlidir arkadaşlar. O ritmi yakalamak, o örüntüyü oluşturmak bizim için önemli. Birçok yerde zaten karşımıza çıkıyor. İşte ne bileyim. Yeni nesil sorularda belli bir örüntü, belli bir mantığı ne yapıyoruz? Yakalamaya çalışıyoruz. Ona göre işlemleri devam ediyoruz. Öyleyse hadi başlayalım. Kendimizi hemen bir küçültelim. Şöyle 3 yapalım. Küçülttük. Burada böyle bir yamalama yaptım ama çok belli olmuş arkadaşlar. Şurada küçük bir yamalama yaptım. Yanlış bir şey yazılmış ama gitmemiş. Aralarındaki farkı 1 olan sayılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Ardışık sayı diyoruz. Mesela 3, 4, 5 dın 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 giden sayılar ardışık sayılardır. Ardışık sayıları genellersek n artı 1, n artı 2 dın 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 şeklinde devam edip giden sayılardır. Ardışık tek ya da ardışık çift sayılarda arkadaşlar aralarındaki fark 2'dir. Tamam mı? Nasıl oluyor? Mesela ardışık tek sayılara yazalım. 1, 3, 5 dın 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 gidiyor. 2n eksi 1. Ondan sonra cima 2n artı 1. Aralarındaki fark her zaman 2'dir. Ardışık iki sayının farkı nedir gibi ya da ardışık iki sayıdır ne gibi sorularla karşılaşırsak oradaki fark a eksi b ya 2'dir. A eksi ya b ya da eksi 2'dir. Hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu bilmediğimizden dolayı A eksi B 2'dir ya da A eksi B eksi 2'dir diyoruz. Ardışık çift sayılarda nelerdir arkadaşlar? Kabaca gösterecek olursam 2, 4, 6 nokta nokta gidiyor. Yani 2n, 2n artı 2. Dikkat edin bunların da aralarındaki fark kaç arkadaşlar? 2'dir. Ardışık sayıların aralarındaki farkın 1 olduğunu, ardışık tek ve ardışık çift sayılarda aralarındaki farkın 2 olduğunu ne yapmıyoruz? Kesinlikle unutmuyoruz. Peki arkadaşlar ardışık sayılarda yani belli bir ardışık demeyelim. Evet ardışık sayılarda belli bir ritim dahilinde devam eden sayılarda bazen kaç adettir? Terim sayısını bulmamız gerekebiliyor. Onun için nasıl yapıyoruz? Terim sayısı nasıl bulunuyormuş arkadaşlar? Son terimden ilk terim çıkartılıyor. Bir artı miktarına bölünüp bir ekleniyor. Mesela şöyle bir şey olsun. 5. Ondan sonra cima 8. Ondan sonra cima 11. Nokta nokta devam edip gitsin n'e kadar. Adam burada kaç terim vardır diye bana sorarsa ne yapıyorum? Son terim eksi ilk terim bölü artım miktarı artı 1 diyorum. Bu neyi bulduruyor bana? Burada kaç tane terim olduğunu bulduruyor terim sayısı. Peki bir de terim toplamımız var. Hemen onu da aşağıda vermişiz. Terim toplamı da yani buradaki terimlerin hepsinin toplamı da arkadaşlar ilk terim artı sen git son terim bölü 2 çarpı terim sayısından bulunuyor. Buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz arkadaşlar buradaki terimlerin toplamını. Hemen yazalım. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayımızda nasıl bulunuyordu? Son terim eksi ilk terim bölü artı miktarı artı birden. Şu bizim için ortanca terim anlamına geliyordu. N artı 5 bölü 2 çarpı N eksi 5 bölü 3 artı 1 de neyi vermiş oldu bize arkadaşlar? Terim toplamını verdi. Anlaştık mı? Hadi bakalım devam edelim. Yine ben buraya hizmetlik resmimi koymuşum. Şimdi arkadaşlar az önce anlatmıştık. Bunları unutmayın. 1 artı 2 artı 3 nokta nokta neye eşittir? N çarpı N artı 1 bölü 2'ye. Son terim eksi ilk terim bölü 2 artı 1'den de yapabilirsiniz. Soruda sayıların ardışık tek ya da çift olması sayıların arasındaki farkın 2 olacağını vurguladım. Ardışık sayılarda farkın 1 olacağı anlamına gelir. Konunun başında vurguladım. Bir kere daha hatırlatma gereği duydum. Bizim için önemli şeyler bunlar arkadaşlar. Geldik buna. Adam ne demiş? X bölü 3, Y bölü X ve X sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Ardışık 3 tam sayı. Bakın ardışık tek ya da ardışık çift dememiş. Ardışık sayı. Ardışık sayıların arasındaki farkın ben 1 olduğunu biliyorum. Öyleyse şu iki ifadeyi şöyle yazsam y bölü x eksi x bölü 3 küçükten büyüğe doğru sıralandığı için burası 1. Peki şunu yazsam arkadaşlar bana bir şey der misiniz? X eksi
x bölü 3 eşittir 2 desem, neticede sallıyorum, burası 1, burası 2, burası 3 ise 3 eksi 1 ne yapacaktır? 2 yapacaktır. Bunun gizli paydası 1. Ben burayı 3 ile genişletirim. Burayı 1 ile genişletirsem, işlem yaparsam 3x eksi x bölü 3 eşittir 2. Buradan x'imiz ne gelecektir arkadaşlar? 3 gelecektir. Çok güzel. X'imiz 3 ise, ana tutturduk galiba. Şurası 1, burası 2 gelecek. Peki, y bölü 3'ün ben 2 olduğunu biliyorum. Öyleyse y'miz ne gelecektir arkadaşlar? 6. 3 ile 6'yı topla demiş, 9. Bakın, şuranın 2 olduğunu biliyoruz ya. Hop, direkt ne yaptık? Eşitledik. Y bölü 3 eşittir 2'den. İçler dışlar çarpımı yaparsam y'miz ne gelecektir? 6 gelecektir. Hemen sıradaki sorumuza bir bakalım. Burada da ne demiş? Ardışık 3. Bakın, bu sayılarda küçükten büyüğe doğru sıralanmış, yani a bölü b, a eksi b ve a sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 çift sayı. Ben ne biliyorum? Biliyorum ki arkadaşlar, a eksi b'nin 2 olduğunu biliyorum. Öyleyse a eksi a artı b ne yapar? 2. Sen gidersin, sen gidersin. B'miz kaç gelir? 2 gelir. B'miz 2 ise sayılarımız ne olacaktır arkadaşlar? Şurası a bölü 2. Burası a eksi 2. Burası a olur. Peki ben şunun ikisinin arasındaki farkın da 2 olduğunu biliyorum. Eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçer. Burada payda eşitleyecek olursam 2a'dan 1a çıkar. A bölü 2 eşittir 4. İçler dışlar yaparsam a'mıza ne gelecektir? 8. B'yi buldum. 2. A'yı buldum. 8. Adam bunları topla kardeşim demiş. Ben de toplar gelirim. A artı B ne gelecektir arkadaşlar? 10 gelecektir. Bunlarla ilgili daha detaylı, daha güzel, daha zor sorularımız soru çözüm videolarında olacak arkadaşlar. Devam edelim. A, B ve C ardışık 3 çift sayıymış, tamam mı? A, B, C ardışık 3 çift sayıymış. A küçük, B küçük, C diye bize belirtmiş. Şöyle bir eşitlik vermiş. Ben buraya şunları bir yazayım. A küçük, B küçük, C. Ondan sonracığıma 3B artı 2C eksi 4A'nın 22 olduğu verilmiş. Ardışık 3 çift sayı olduğundan dolayı ben diyorum ki sen X ol. Sen X artı 2 ol. Sen de X artı 4 ol. Bilgiyi yerine yazıyorum. 3 çarpı X artı 2 artı 2 çarpı x artı 4 eksi 4 çarpı x eşittir 22. Düzenleyelim. 3x artı 6 artı 2x artı 8 eksi 4x eşittir 22. 5x 4x yok. X artı 14 eşittir 22. X'imiz ne gelecektir? 8 gelecektir. X 8 ise yerine yazalım. 8, 10 ve 12. Bizden a'yı istemiş. Aynı yaptık. Rahatlıkla bulduk. Arkadaşlar demek ki böyle bir sıralama verdiğinde, yok hocam burası 2n olsun, burası 2n olsun vesaireyle değil de, zaten ben aralarındaki farkın 2 olduğunu biliyorum. 2 2 arttırarak gidersem adamın istediği her şeyi ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Evet, geldik şöyle bir soruya. Kalemimizi alalım. Adam ne demiş arkadaşlar? 2a artı 1 ile a artı 10 ardışık tam sayılardır. Buna göre a'nın alacağı değerler toplamı kaçtır diye bize sormuş. Ya ben biliyorum ki 2a artı 1 eksi a artı 10 ardışık tam sayı olduğu için ya 1'dir. 2a artı 1 eksi a artı 10 ya da eksi 1. Çözelim. Burası 2a artı 1 eksi a eksi 10 eşittir 1. Buradan a'mız ne gelecektir arkadaşlar? 10 gelecektir. Burayı çözelim. 2a artı 1 eksi a eksi 10 eşittir eksi 1. Buradan a'mız ne gelecektir arkadaşlar? Sen gidersin, sen gidersin. Burası eksi 9. Karşıya artı 9 olarak geçecektir. 8. A'nın alacağı değerler toplamı 10 artı 8'den eşittir 18 olarak bulunur. Evet, sıradaki sorumuza geçelim. Hasan elinde bulunan 20 tane kalemi satmak istiyor. İlk 5 kalemi
alanlara tanesini 20 liradan, 5 kalemden sonraki her bir kalemin satış fiyatını kalem fiyatına 5 lira ekleyecek şekilde satıyor. Yani atıyorum 6. kalemi 25 liradan satacak, 7. kalemi 30 liradan satacak, 7. kalemi 30 liradan satacak, 8. kalemi 35 liradan. Buna göre ürünlerin tamamını aynı gün satan Hasan eline ne kadar parayı geçirmiştir? Bakalım şimdi Hasan arkadaşlar 5 çarpı 20 tane kalemi sattı mı? Sattı. Bundan sonraki satacağı kalemleri kaç liraya satacaktır? 25 artı 30 artı 35 artı nokta nokta x liraya satacaktır. Peki ben biliyorum ki kardeşlerim burada kaç tane kalemimiz var bizim? 15 tane kalemimiz var. Her kalemi 5 arttırırsak x liraya gelecek. Peki diyorum ki ben burayı 5 parantezine alsam ne olacaktır? 6 artı 7 artı nokta nokta artı 20 olacak mıdır? Bakın ne yaptım? Son kalemi daha hızlı ve seri bir şekilde buldum. Oo çok güzel. Her şey elimde artık. İstediğim işlemi yaparım. 5 çarpı 20 100 artı. Şurayı 5 parantezine alırsam. Şurası nedir arkadaşlar? Son terim. Eksi ilk terim bölü artım miktarı artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2'den ne yapabilirim? Buranın toplamını bulabilirim. 20, 16, 6'sı yok. 14, 1 eklerim. Burası ne yapacaktır? 15. Şöyle yazalım arkadaşlar. 100 artı 16. Bakın burası 15. Yani nereden çıktı 16? Çarpı 26, 13. Çarpı 5 lira günün sonunda adamın eline para geçecektir. Evet arkadaşlar kabaca yapmak istediklerimizi anladınız. Bundan sonraki sorularımızı takip etmeyi unutmayın. Yeni TYT videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.